denge. Bir cismin dengede kalabilmesi için üzerine etki eden toplam kuvvet ve herhangi bir noktaya göre toplam tork sıfır olmalıdır. Bu sağlanmıyorsa cisim dengede kalamaz. Bakın birinci görselimizde sağa doğru F kuvveti, sola doğru F kuvveti kuvvetler dengede ama üstteki kuvvet ve alttaki kuvvet saat yönünde döndürmeye çalıştığı için kuvvet dengesinde olmasına rağmen tork dengesinde değildir. Bu yüzden bu küre olduğu yerde dönecektir. İkinci görselde ise üstteki kuvvet ve alttaki kuvvet zıt yönde döndürmeye çalışıyor. Tork olarak dengededir. Ama kuvvet olarak sağa doğru 2F çekiyor. Sola doğru 2F'lik bir kuvvetimiz yok. Kuvvet olarak dengede değildir. Dolayısıyla öteleme hareketi yapacak. Dengede kalamaz. Üçüncü görsele baktığımızda hem kuvvet olarak hem de tork olarak dengededir. Cisim dengede kalacaktır. Kesişen kuvvetlerin dengesi. K cismi aynı düzlemdeki F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisi altında şekildeki gibi dengede ise Vektörel olarak F1, F2, F3 kuvvetlerinin toplamı sıfırdır. Kuvvetlerden herhangi biri diğerlerinin bileşkesinin de zıttı olacaktır. Küçük açı karşısında büyük kuvvet, büyük açı karşısında küçük kuvvet vardır. Lamy teoremine göre kuvvetlerin karşısındaki açıların sinüslerine oranı birbirlerine eşittir. Örnek 1. Yatay düzlem üzerindeki noktasal K cismi düzleme paralel F1, F2, F3 ve F4 kuvvetlerinin etkisi altında dengededir. F1, F2 ve F3 kuvvetleri şekildeki gibi olduğuna göre F4 kuvveti kesikli oklarla gösterilenlerden hangisidir? Dengede kaldığına göre toplam kuvvetin sıfır olması gerekiyor. K'dan F1'in ucuna F2'yi ekledim. F2'nin ucuna F3'ü ekledim. Şimdi buna dördüncü kuvveti eklediğimizde başladığımız K noktasına geri gelmemiz gerekiyor. Bu yüzden cevap A. Örnek 2. Noktasal K cismi sürtünme kuvvetinin sabit olduğu yatay düzlemde yatay düzleme paralel F1, F2, F3 kuvvetlerinin etkisi altında sabit hızla hareket ediyor. Sabit hızla hareket ediyorsa net kuvvetimizin sıfır olması gerekiyor. K noktasından F1 F1 kuvvetinin ucuna F2'yi F2 kuvvetinin ucuna F3'ü eklediğimde başladığım noktaya gelmedim. Ama net kuvvetin sıfır olması lazım. K cisimini etkeden sürtünme kuvvetini arıyoruz. İşte bunu ucuca eklediğimiz kuvvetleri tekrar K noktasına geri getiren bir sürtünmemiz vardır. Fs'dir. Bu da verilenlere göre 2 nolu vektördür. Cevap B. Örnek 3. Kütlesi önemsiz A ve B kapları, kütlesi önemsiz K ve L ipleriyle şekildeki gibi dengededir. K ipi kopmadan en çok 10 Newton'luk gerilme kuvvetine, L ipi de 8 Newton'luk gerilme kuvvetine dayanabiliyormuş. A kabına konulabilecek en çok suyun ağırlığı G1 B kabına konulabilecek en çok suyun ağırlığı G2 olduğuna göre bu su kütlelerini birbirine oranlamamızı istiyor. L kabı L ipi maksimum 8 Newton'a dayanabildiğine göre B kabına maksimum 8 Newton A kabı ise öyle bir ağırlık eklemeliyiz ki K ipi 10 Newton'a dayanabiliyor. Aşağıda B kabından 8 Newton geldi. O zaman buna da 2 Newton kalacaktır. Oranladığımızda 2 bölü 8'den 1 bölü 4 çıkacaktır. Cevap D. Örnek 4. O noktasına iple bağlı x cismi 12 Newton büyüklüğündeki yatay F kuvvetiyle şekildeki gibi dengededir. Buna göre x cisminin ağırlığı ve ipte oluşan gerilme kuvvetlerinin büyüklüğünü arıyoruz. İp gelin ise yukarıya doğru. Ağırlığım düşey aşağıya doğru. Ve buna 12 Newtonluk kuvvetimizi eklediğimizde sistem dengede olduğuna göre vektörel olarak da bu toplam başladığımız noktaya geri gelmiş olması lazım. Burası 53 derece. Yukarısı 37 derece. 37 derecenin karşısında 12 Newton. O zaman 53 derecenin karşısında 16 Newton ve 90 derecenin karşısında 20 Newton'u elde ederiz. Cevap A. Örnek 5. Ağırlığı 30 Newton olan cisim iplerle şekildeki gibi dengededir. İp gerilmesini arıyoruz. Bu noktadan başlayıp T ip gerilmesine bu taraftaki ipi eklediğimizde ve bunların ucuna ağırlığı eklediğimizde başladığımız noktaya geri gelmemiz gerekiyor. O açı 53 derece. O zaman burası 53 derece. Burası 90 olduğu için burası 53, burası da 37 derece. 90 derecenin karşısında 30 Newton var. 37 derecenin karşısında o zaman 3k olan yerde 18 Newton olacaktır. Aradığımız teyp gerilmesi 18 Newton bulunur. Cevap C. Örnek 6. P cismi ve ağırlıksız iplerden oluşan şekildeki sistem dengededir. T1 gerilme kuvvetine sahip olan ip K noktasından sökülerek boyu uzatılmakta ve L noktasına bağlanmaktadır. Bu işlem sırasında O noktasının yeri değişmemektedir. Buna göre yeni denge durumunda T1 ve T2 ip gerilmeleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. O noktasında T2 ip gerilmesinin düşey bileşeni P ağırlığını dengelerken T1'i L'den astığımızda T1'in düşeyi ile birlikte T2'nin düşeyi bu sefer P ağırlığını dengeleyecek. T2'nin düşeğine yardımcı ek bir kuvvet geldi. Bu yüzden T2 azalacaktır. T2'nin yatayı T1 oluşturuyordu. T2'nin kendisi azaldı. O zaman T1 de azalacaktır. Cevap A. Örnek 7. K cismi S1 ve S2 ipleriyle şekil 1'de dengedeyken ipler biraz kısaltılarak şekil 2'deki gibi dengeleniyor. İplerin kütlesi önemsenmediğine göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Burada ipler arasında büyük açı varken şimdi ipler arasında küçük bir açı var. İpler arasındaki açı küçüldüğünde bileşkeleri artacaktır. Ama şekil 1 ve şekil 2 de aynı değeri dengelediklerine göre Bileşkeleri artmak yerine gerilmeleri azalacaktır. Bu yüzden S1 ve S2 ip gerilmeleri azalmıştır. Bu gerilme kuvvetlerinin bileşkesinin büyüklüğü değişmemiştir. Aynı cismi dengeledikleri için. Cevap D. Örnek 8. P ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuk dediği için tam ortasından aşağıya P'yi işaretliyoruz. Dengedeymiş destekte oluşan yani şu noktada oluşan tepki kuvvetini arıyoruz. Burada bizim ip gerilmesiyle alakalı bir derdimiz, ip gerilmesini aradığımız bir durumumuz yok. İp gerilmesinden kurtulmak için ip gerilmesinin bulunduğu noktaya göre tork yazalım. İp gerilmesinin döndürme etkisi olmayacaktır. Tepki bu noktaya iki birim uzaklıktayken P ağırlığı bu noktaya 3 birim uzaklıktadır. Böylelikle destek tepkisi 3P bölü 2 bulunur. Cevap C. Etkinlik. Bir öğrenci kütlesi önemsenmeyen cetvelin sıfır noktasına ağırlığı 12 Newton olan bir cisim asıyor. Cetveli K noktasından iple tavana bağlıyor. K noktasından iple tavana bağladık. İpe göre 12 çarpı 10 kadarlık bir torkumuz var. S noktasına bir ağırlık asmak istediğimizde 20 bölme uzaklıkta olduğu için 12 çarpı 10, 20 çarpı S'deki ağırlık. Buradan S'deki ağırlığı 6 Newton buluruz. R noktasına asılacak cismin ağırlığını soruyor. 12 çarpı 10'luk bir torkum var. R noktası K noktasına 50 bölme uzaklıkta 50 santim uzaklıkta çarpı R diyelim. R buradan 12 bölü 5 bu da 2,4 olacak. R noktasında cisim asılı iken, K noktasına bağlı ipteki gerilme kuvvetini istiyor. Aşağı doğru olanlar yukarı doğru olanlara eşit olacak. Aşağı doğru 12 ve 2,4 ağırlığında 2,4 değerinde kütlelerimiz, ağırlıklarımız. Dolayısıyla bu ağırlıkların toplamı bize K ipindeki gerilmeyi yani 14,4 Newton'luk gerilmeyi verecektir. İp K'dan alınıp L noktasına bağlanırsa. O zaman 12 çarpı 20 eşit olacak. S noktasına asılacak ip diyor. Yine S çarpı 10 bölmeden S'ye 24 Newton ağırlığında bir ip asmamız gerekecektir. Örnek 9. P noktasından geçen bir mil etrafında sürtünmesiz yatay düzlemde kolayca dönebilen eşit bölmelendirilmiş ve ağırlığı ihmal edilen katı çubuk şekilde gösterildiği gibi kendisine dik olarak uygulanan FK ve FL kuvvetlerinin etkisiyle dengede durmaktadır. FK kuvvetinin P noktasına göre çubuğa uyguladığı torkun büyüklüğü to olduğuna göre FL kuvvetinin P noktasına göre çubuğa uyguladığı torkun büyüklüğü kaç to'dur? 1 to'dur. Çünkü çubuk K ve L kuvvetleriyle dengededir. Bu yüzden K'nın torku ne kadarsa L'nin torku ters yönde onun büyüklüğünde olması gerekir. Cevap E. Örnek 10. Efe tekerleği O noktası etrafında rahatlıkla dönebilen bir el arabasını aynı noktadan düşey doğrultulu sabit büyüklükte farklı kuvvetler uygulayarak şekil 1 ve şekil 2'deki gibi dengede tutmaktadır. Şekil 2'de karpuzun ağırlık merkezi ile O noktası aynı düşey doğrultu üzerindedir. Şekil 2'de denge durumunda şekil 1'deki denge durumuna göre niceliklerinden hangileri azalmıştır? 1. Efe'nin el arabasını dengede tutmak için uyguladığı kuvvet azalmıştır. Çünkü yük dönme noktasına yaklaştığı için tork değeri azalmış. Bu yüzden aynı uzaklıkta daha küçük kuvvet uygulamaya başlamıştır. F'nin el arabasına uyguladığı kuvvetin o noktasına göre torku da azalmıştır. Çünkü yükün torku azaldı, kuvvetin de torkusu azal torku azalacaktır. El arabasına etki eden net tork. El arabasını etki eden net tork değişmemiştir. Çünkü her iki durumda da dengede olduğu için net tork sıfırdı. Cevap D. Örnek 11. P ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuk K noktasına bağlı ip yardımıyla şekildeki gibi dengededir. Türdeş çubuğun ağırlığını işaretliyorum. P kadarmış. Buradaki açı 37 derece. Bu açı 90 olduğu için 37. Bu açı da 53 derece. İpte oluşan gerilme kuvveti 45 Newton büyüklüğünde olduğuna göre P ağırlığı kaç Newton'dur diye soruyor. Dönme noktasına göre ipin torku saat yönünün tersi yönünde, ağırlığın torku saat yönünde. Bunların dik bileşenlerini, çubuğa olan dik bileşenlerini alıp tork yazıyorum. 45 çarpı sinirli 3 çarpı dönme noktasına 4 birim uzaklıktayız. Eşit olacak P ağırlığı çarpı sinüs 37 çarpı dönme noktasına 3 birim uzaklıktayız. Değerleri yerine yazıyorum. Sin 53 0 8'de sin 37 dediğimiz 0,6 idi. Virgülleri karşılıklı götürdüm. 3 ile 45'i sadeleştirdim. 6'yı 2'ye bölerek 3 4'ü 2'ye bölerek 2 yazdım. 8 ile 15'i çarptığımızda 120, 2 ile çarptığımızda 240 eşittir 3P'ye. Buradan P eşittir 80 Newton'a. Cevap B. Örnek 12. O noktası etrafında düşey düzlemde dönebilen P ağırlığındaki eşit bölmeli türdeş çubuk hemen ortasından P ağırlığını da işaretliyorum. P2P ağırlığındaki cisimler K noktasına bağlı ip yardımıyla şekildeki gibi dengededir. İpin düşey bileşenini yazıyorum. İp çarpı sin 53. Buna göre düşey duvarın çubuğa uyguladığı yatay tepki kuvveti kaç P'dir diyor. İpin yatay bileşeni döndüremiyor. Ama o noktasında menteşeyi sıkıştırmaya çalışıyor. Aradığımız değer ip çarpı kosinüs 53. Önce dönme noktasına göre tork alıp ip değerini bulalım. P çarpı 2 birim artı P çarpı 2 birim artı 2P çarpı 4 birim. Buradaki yüklerin döndürme yönü eşit olacak. İp çarpı sin 53 0,8'di çarpı ipe 3 bölü uzaklıktayız. 12P eşittir. 2,4 çarpı ip gerilmesi. İp gerilmesi buradan 120 P bölü 24. İp gerilmesini 5 P buluyorum. Sonra gidip yerine yazdığımızda 5 P çarpı kosellü 3 0,6 idi. 3 beylik yatay kuvvet oluşuyor. Cevap A. Örnek 13. Kerem ve iki arkadaşı sınıftaki kare biçimindeki düzgün ve türdeş öğretmen masasını birlikte taşıyorlar. Masa taşınırken delta t zaman aralığı içerisinde masaya uygulanan kuvvetlerin bileşkesi sıfır oluyor. Buna göre bu delta t zaman aralığında yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş Masa dengede değildir. Çünkü bir yerden bir yere öteleme hareketi yapmıştır. Masaya etki eden net tork sıfır mıdır? Kesin değil. Yani masa taşınırken dönmeye maruz kalmış mı bilmiyoruz. Masanın orta noktasının ivmesi sıfır mıdır? Masayı birlikte taşıdılar delta t zaman aralığında masaya uygulanan bakın kuvvetlerin bileşkesi sıfır olduğuna göre F net eşittir. MA'dan net kuvvetimiz sıfır olacağı için ivmemiz sıfırdır. Kesinlikle doğrudur. Cevap B. Örnek 14. O merkezli türdeş küresel x cisimi eğik düzlem üzerinde f büyüklüğündeki yatay kuvvet yardımıyla şekildeki gibi dengededir. X'in ağırlığı 240 Newton olduğuna göre hemen şöyle işaretliyorum. Daha da aşağı indiriyorum açıları rahat görebilelim diye. İlk düzlemin gösterdiği tepki daima eğik düzleme dik olacaktır. Şöyle bir tepkimiz var. Bu tepki kuvvetinin düşey bileşini 240 Newton'u, yatay bileşini F kuvvetini dengeliyor. Bakın ağırlık düşeyde olduğu için yatay zemine dik. İşaretlediğim açı 37 derece. İç tersten burası da 37 derece. Burası 53 dereceye geliyor. Burası 90. O zaman burası 37 derece. Yani tepki kuvvetimizin sinüs 37 değeri düşey bileşeni 240 N'a eşit tepki çarpı 0,6 eşit olacak 240'a. Buradan tepki kuvveti 2400 bölü 6'dan 400 Newton bulunur. Cevap D. Örnek 15. Kütle merkezi O noktası olan düzgün bir tahta çubuk ve üzerindeki çocuk şekildeki konumda iken KL iplerindeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri sırasıyla TK ve TL oluyor. Şuradan ağırlığı işaretleyelim. Çocuk ok yönünde hareket ederek çubuğun ucuna gelinceye kadar geçen sürede KBL'ye ip girilmeleri için ne söylenebilir diyor. Şimdi K ipine göre tork düşündüğümüzde çubuğun ağırlığının torku ve çocuğun ağırlığının torku L ip ile L ipinin torkuyla dengelenmiş. Çocuk K ipine doğru yaklaşıp hatta L ipine geçtiğinde bakın bu taraftaki tork azalıyor. O zaman bunu dengeleyen L ipinin torku azalacak. L ipinin yeri değişmiyor. O zaman ip gerilmesi azalacaktır. L ip gerilmesi azalırken aşağıya doğru olanların toplamları, aşağı doğru olan kuvvetlerin toplamları yukarı doğru olanların kuvvetlerin toplamına eşit olacağı için çocuk artı çubuk diyelim. Çocuğun ağırlığı, çubuğun ağırlığı değişmiyor. L ip gerilmesi azalıyor. O zaman kayıp gerilmesi de azalacaktır. Cevap E.